Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam yine güzel bir hadis-i şerif, hadis-i kutsi, hep güzel de hadis-i kutsi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Beni tanıyan beni arar. Beni arayan beni bulur. Beni bulan beni sever. Beni sevenin de canını alırım. Yaşasın. Canını aldığım kimsenin diyetini vermek de bana düşer. Ay. Bir kimsenin diyeti bana düşünce de onun diyeti bizzat ben olurum. Ay ya Rabbi. Demek ki her şey önce tanımaktan geçiyor değil mi? Evet. Tanımak ne demek kızım? Tanımadığın bir şeyi sevemezsin. Allah'ı seviyorum demek yalandır. Allah'ı sevmek öyle kolay bir iş değil. Yani verdiği her şeye tahammül edeceksin. Sevgili bir şeye sevgili iddiasındaysan eldeki deliyle dilde hüccet isterler diyor. Yani onun için onu yapacaksın. Şimdi tanımak nasıl oluyor? Sohbet tanımak için bir fırsattır. İbadet tanımak için bir fırsattır. Hı hı. Tanıyan birine biat edip onun vasıtasıyla öğrenmek çok büyük bir fırsattır. Dolayısıyla bütün bunları deneyerek daha çok ilim. Daha çok ilim. İlim insanı bir yere götürmez. Ama aşkını arttırır. Aşkı arttırıcı ilim lazım. Hı hı. Bana lazım olan o. Bir Ayla ablamız vardı. Kur'an-ı Kerim dersine bir kerecik geleyim mi Cemal Nur dedi. Ne olur. Gel ablacığım dedim. Geldi. O gün biz Peygamber Efendimiz'in nurunun siyah olduğundan bahsediyorduk. Hı. Hani peygamberin görevi mudaraymış ya. Hı. Mudara da içindeki celali ve kötülükleri çekip almakmış ya. İşte yüzü nurunun siyah olduğundan kara delik gibi bizi bütün günahlarımızla çekip bize şefaat ettiğinden bahsediyorduk. Kadıncağız o gece kalp krizi, kalbi 3 dakika durmuş. 3 dakika mı 1 dakika mı? Fakat anlatıyor yani. Bir sene yaşadı bunu anlatmak için. O gece kriz geçiriyor. Hemen o gece. Ve diyor beni diyor siyah bir nura çektiler diyor. Ve de bir tek şey düşündüm diyor. Ben üniversite mezunuyum. Ben bugüne kadar öğrendiğim şeyle Allah'ın huzuruna çıkmıyorum. Bugün öğrendiğim şey için yaşamışım. Eğer nur-u ilahinin siyah olduğunu öğrenmeseydim korkacaktım. Ama siyah bir yere çekilince... Aa, peygambere çekiliyorum dedim. Zevkle uçarak gitmeye başladım. Sonra torunum beni geri çağırdı. Ve bana dedi ki vallahi dönerken de niye beni döndürüyor bu torun şimdi diye Cemal Nur'a bir sorayım dedim. Düşün bütün bir ömür öğrendiğin bilgi en son seni peygamberle ilgili bir tek bilgiye öğretmek için. O halde senin gayretin bütün bir ömür. Fakat anın o son siyah nuru öğrendiğine. İşte o an sana yetiyor. Çünkü gideceğin yeri onunla buluyorsun. Dolayısıyla bir sene yaşadı, bunu anlattı ve sonra vefat etti. Şimdi şuradan şunu görüyoruz ki Allah'ı tanımak için bilmeye çalışmak lazım. Kur'an okumak lazım. Peygamberin hayatını, ahlakı, peygamberin ahlakını bilmek ve öğrenmek lazım. Sonra yavaş yavaş yaşamaya geçmek lazım. Yaşamaya geçtikçe Allah bizde tecelli eder. Biz onun ahlakıyla temayüz edince Allah bizde gözükür. Gözükünce o hakikatte bize yakınlaşmış olur. Ben Allah'a yakınlaştım tanıyarak, o da bende tecelli ederek bana yakınlaştı. Diyeti de ben olurum diyor. Her an sevgin artar. Her an gözükmesi artar. O yüzden de çok harika bir olay ortaya çıkar sonuç. Marifeti zat, marifeti sıfat diye burada bir açıklama yapmışlar. Yani Allah'a isim ve sıfatlarıyla Kur'an'da bildirildiği şekliyle hani az çok herkes bilebilir. Değil mi? Tabii. Rahman, Rahim, Celal ve Cemal isimleri var. Bu da bir bilgi derecesi herhalde Allah'la ilgili. Evet. Ama bu zat bilgisi daha başka, daha ileri derece bir şey mi hocam?
Allah'ın zatını bilemezsin ama hissedersin. Hı hı. Çünkü anneme sordum bu zat nedir diye, gülün kokusu gibidir dedi. Hı hı. Gülün isimleri vardır, sıfatları vardır, yaprakları, renkleri, ismi güldür, dikenleri vardır. Ama bir yerde gül olduğunu kokusundan anlarsın. Hı hı. Ha, idrak edersin, hissedersin. Onun için mutasavvıflar bir şeyi anladık, bildik demezler. Şöyle derler, bu şey bizi artık zevke götürdü. İşte o zevk idraki arttırır. Zevk idraktan doğan bir şeydir. O yüzden çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir kimse Allah ve Resulüne doğru yola çıkar da sonra ölürse yolda, onun ecri Allah'a kalır. Ay evet. Hatta burada daha hoşta bir, çok hoş bir hikaye var. Adam cennete doğru, çok kötü bir adammış. İnsan öldürmüş. Affolabilir miyim diye bir adama gitmiş. O da biraz şeriat ehliymiş. Olmazsın demiş. Onu da öldürmüş. Ondan sonra bir Allah sevgilisine gitmiş. Demiş ki bir kötü şehir vardır, bir de iyi şehir. Sen iyi şehre doğru yola çık. İyi insanların arasında yaşa. Bir daha kimseyi öldürme. Ve huzur ve mutluluk bulduğun an içinde anlayacaksın ki af başlamış demektir. Adam yarı yolda ölüyor. Allah'a soruyorlar bunun yeri cehennem mi, cennet mi diye. Ölçün hangi şehre daha yakın diyor. İyilik şehrine yakınsa cennettedir diyor. Hı. Kötülük şehrine yakınsa cehennem. İş bu kadar kolay kızım. Bir ufacık gayretine bakıyor sonuç olarak. Tam da onunla ilgili bir hadis geldi. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim de bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak giderim. Hep bu hadisin ardından şey aklıma geliyor. Sizin bir Samiye annenin talebelerinden birisi yüksek sesle mi konuşuyormuş? Öyle bir şey vardı. Evet. Anlatabilir misiniz hocam? Edep meselesini mi söylüyorsunuz? Samiye anne kendilerini uyarıyor biraz daha alçak sesle konuşması evet, konusunda. Evet, doğru. Baş üstüne. Azize teyzemiz 100 küsur yaşında vefat ettiler. Azize teyzemizi 8 Temmuz'da Ankara'dan İstanbul'a gelir 7 Temmuz için. Ertesi günde Samiye anneyle görüşür ve dönerdi. O kadar. Başka bir şey yapmaz. Senede bir kere mi görüşür? Senede bir kere. O bir gün geldiğinde Samiye anne mutadı haricinde Azize için biraz yavaş konuş demişler. Bir sene ben bunu hal edindim dedim. Hocası duymadığı için biraz bağırarak konuşurdu Azize teyze. Bir sene sonra gittiğim zaman nasılsın Azize dediler. Ben yavaş sesle iyiyim dedim. Koltuklarını kaldırıp hafifçe yanaştılar. Ondan sonra tekrar sordular bir şey. Ben daha yavaş cevap verdim. Biraz daha yanaştılar. Üçüncü sorduklarına daha yavaş cevap verince iyice yanaştılar. Hı hı. O zaman demiş ki hocam görüyor musun? Mürşidinin sözünü dinleyene mürşit böyle yanaşır. Demek ki Allah'ın istediği gibi yaşayan insana Allah da sandalyeyi alıp yanaştırıyor. Hı hı. Böyle bir hakikati öğrendiğin zaman o yanaşmayı nasıl istemezsin? İşte o yanaşma enerjisidir ki seni ona çeken ve daima var eden, hı hı, varlığın içinde tutan. Onun için Allah bizi ondan ayırmasın. Şeye benzettim bunu. Çocuk yürümeye başlarken ilk böyle adımlar atar ya anneciğim ayaklarını şey yapar. O zaman yani annesi babası hemen koltuğunun altından tutar, onu tutar. O da görmediği için tabii ki kim onu tutuyor, kim ne yapıyor. Pat 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 adımlarını atıp yürümeye başlar. Halbuki onunla birlikte yürümeye başlıyor yani. Allah'la birlikte. Yani demek istediğim bu örnekte anne baba da. Evet. Hani kulda tabii bir gayret ettiğinde artık o gayrette Allah da onunla doğru birlikte oluyor. Ve çok doğru. Onunla birlikte olmanın zevki belki de en güzel şey ulaşmaktan. Hatta da zevki. Şöyle de düşünebilirsin. Ana babaya kavuşmak için yürüme zevkini yaşıyor çocuk. Annesine doğru koşmak için. O da var. Oradan Allah'a doğru yanaşmak için sen çalışmanın gayretine giriyorsun. O yanaşma beni orada kucaklayacağın zevkiyle yanaşıyorsun ki bundan daha zevkli bir şey düşünemiyorum. Gibi oldu. Peki hocam. Bir de kafir bile olsa misafire ikramda bulununuz. Ay. Diye bir şey var. Bu misafiri normal mi algılamak istedim? Evinize gelen misafir mi? Aslına bakarsan bunun bir başka türlüsü de amaya surat asmadır. Hı. Yani şu var ki amayı burada kalp aması olarak düşünelim. Çünkü ben onların kalp gözlerini kör ettim. Yahut onların kalplerini mühürledim. Bunlar da amadır. Hı. Demek ki sen kimin ne olduğunu bilemezsin. Yarın onun ne olacağını da bilemezsin. Onun için senden nafakalanmaya gelene hizmet etmekle yükümlüsün.
sana elini açıyorsa ve senden bir isteği varsa her kim olursa olsun. Misafir de evine gelen ve elini açan, beklenti içinde olan biridir. Tabii. Herkese Allah'ın misafiri olarak hürmet etmelisin. Bu bana Hazreti İbrahim'i hatırlattı. Hı hı. Biliyorsun Halil İbrahim sofrasıymış onun sofrası. Bir gün bir adam, sofra boş, sokaktan bir adam çağırmış. Adam da efendim ateistim demiş. Sizin evinize gelmesem daha hayırlı, siz peygambersiniz. Öyleyse gelme demiş Hazreti İbrahim. Onun üzerine Allah diyor ki ben o kulumun doğduğu günden beri beni anmadığını biliyorum. Bir gün o kulumdan vazgeçmedim. Sen nasıl vazgeçiyorsun ya İbrahim? Çok büyük evet. Şey. Ya. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık hocam.